82 yaşındaki Kıymet teyze mahalledeki parkın yıkımını engellemek için sandalyesini almış, kepçenin önüne oturarak eylem yapmıştı. Ve Kıymet teyzenin sandalyeli eylemi 7 yıl sonra sonuç verdi. İnşaat çalışmalarını engellemek için kepçenin önüne oturmuştu. Kıymet teyzenin oturma eylemi 7 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Edirne'de 2014 yılında çocukların oyun oynadığı yeşil alanın imara açılmasıyla bölgede inşaat çalışmaları başlamıştı. 82 yaşındaki Kıymet Peker sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak yeşil alanı korumak istemişti. Kıymet Peker'e destek veren mahallelinin oyun alanının yıkımına karşı çıkması üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlatmıştı. Kapatmayacaksınız. Recep Gürkan, Recep Gürkan. Bak ne diyorum, benim kağıdımı yıkmayın. Ben de o gün Kıymet teyzeye bir söz verdim. Edirne'de hiçbir çocuk parkı yıkılmayacak, aksine yenilerini yapacağız. 7 yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu belediyeye verildi. O tapu davaları gitti geldi. Sonuç itibariyle 7 yılın sonunda bütün pürüzler temiz. Ve o alana kurulacak çocuk parkına Kıymet teyzenin adı verildi. Kıymet teyze parkının yapımına başladık. İnşallah bir ay içerisinde tamamlayacağız. Kıymet teyze 7 yıllık mücadelenin zaferle sonuçlanmasının mutluluğunu yaşıyor şimdi. Ben dedim 90 yaşına da gelsem otururum bu kepçenin dedim. Buraya dedim ev olmaz dedim. 7 katlı ev olacakmış. Burası çocukların alanı. Yaşlılar oturuyor. Hani bir okul deseydiler müsaade edin derdim çocuklara. Ama okul değil, eğitim değil.